Merhaba arkadaşlar. Kripto paralardan başlayacağım. Bitcoin daha önce çizdiğimiz bir bölge vardı. Yaklaşık olarak 7180'lerde olan bir bölge vardı. Onun bir üstünde de yine 7400'lerde bir seviye çizmiştik. Yukarıdaki bölge son bulduğu alıcılarla birlikte yani son yaptığı o yükselişle birlikte 7500'lerden 10.000'lere kadar çıkan bir hareket vardı. Buradaki talep bölgesinden olmuştu o alışlar. Şimdi o bölge artık buradaki talepler aslında bitmediğini düşünmüştük. Çünkü buradaki yükseliş çok hacimliydi. Fakat bölgenin 3. testi olması hasebiyle buradaki alıcılar bitmiş oldu. Şimdi aşağıdaki bölge burası 1. testi. Şimdi 2. testini daha aşağıdan yaptı ve bölge ihlal edilmiş oldu. Yani altına, bölgenin altına fiyat sarkmış oldu. Fakat daha önceki analizlerimizde söylemiştik. Buradaki oluşum bir fake pin bar setup Şuradaki siyah mum çubuk içerisinde hareket devam etmiş. Aşağı doğru bir fake atıp fiyat burada geri toparlanmıştı. Aynı zamanda bir e, omuz baş omuz formasyonu oluşturdu ki burada yukarı doğru kırılmış oldu. Ve e, eğitim videosunda bahsettiğimiz gibi düşen bir trendde son yaptığı engulfa iki tane iğne bırakıp o bölge oradaki engulf satıcılı bölge hacimle geçilmişti. Buradaki mantığımızın şu olması gerekiyordu. Burada geçilen bir bölge var. Bir testere var. Burada artık alıcıların devreye girmesi beklenir. Ve nitekim de alıcılar devreye girip fiyatı yukarı doğru gönderdi. Şimdi buradaki bölgeden yani 7300'lerden 7375'lerden fiyat buraya düştüğü zaman burada yeniden alıcı bulabilir. Bu bölge şu an alıcılı görünüyor. İkincisi, eğer düşüş bekleyen varsa şu bölgenin aşağı bir kırılması gerekiyor. Yani 6640-50 seviyesinin aşağı doğru kırılması lazım ki buradaki fake pin var setup bozulsun. Ondan sonra buradaki alıcılar artık devreden çıktı diyebiliriz. Şu oluşumla birlikte hareket yukarı doğru devam ederse yukarıda burası bir bobin daha önce söylediğimiz gibi burada satıcıları bulabilir 9100 seviyesi bir diğer satıcı grubunu aşağıda 8700'lerden bulabilir. Eğer bölge aşağı doğru geçilirse yani 6700 seviyesi aşağı doğru geçilirse aşağıda önemli bir seviye var. O bölge e, 4260 seviyesi güzel bir engulf var. O engulf hacimli bir şekilde yukarı doğru geçildi. Altında hiç iğne yok ve ön tarafındaki iğnesi uzun. Bu şekildeki oluşumları sıkça bahsediyoruz. Kuvvetli bir alıcı grubunun olduğunu gösteren bir oluşum. Eğer fiyat aşağı doğru giderse de aşağıda o bölgeden yine kuvvetli bir alıcı grubunu bulabilir. Ethereum en tepede kuvvetli bir bölge var. Düz rakam olarak 300 telaffuz edebiliriz. O bölge bir atnalı, kuvvetli bir engulf, kuvvetli bir bobin. Buraya geldiği zaman burada bir kar realizesi olacaktır, satışlar olacaktır. Şu an içerisinde bulunduğu bölge yine bir engulf, engulf'tan bir satıcı bulmuş. Dikkat ederseniz bir mum çubukla indiği bölgeye 7 mum çubukla geri çıkmış. Yani alıcıların burada satıcılara göre nispeten zayıf olduğu ve bu çıkışta aşağıda kalan kademeleri, alış kademelerini yavaş yavaş bitirdiğini söyleyebiliriz ve kuvvetli bir satış geldi. Şimdi Aynı şey yine olabilir. Yani yine hacimsiz bir yükseliş. Burada çünkü çok kuvvetli bir düşen mum çubuk var. Yine hacimsiz bir yükseliş. Ve buradan yine sağlam bir satıcı grubunu görebiliriz. Alışlar için yani yukarıdaki seviyenin test edilebilmesi için de 214 seviyelerin ilk etapta yukarı kırılması lazım. Fakat benim şahsi görüşüm şuraya şöyle bir çizgi çizerseniz eğer. Çok uzun müddet Ağustos'un 19'undan beri haftalık bir grafik bu grafik. Bu bölge altında hiç kapanış yapamadı. Yani aşağı iğnesini bırakmış olsa bile gövdeler hep bölge üzerinde bu çizgi üzerinde kaldı. İlk defa 2 hafta önce burayı geçti. Geçen hafta o bölgeye yaklaştı. Şimdi tekrar o çizgi test edilip aşağı doğru bir salınım yeniden gerçekleşebilir. Litecoin bir bölge var. Testereli bir bölge var. Daha önce iğne bıraktığı bölgeden yine bir pin barla satıcı bulmuştu. Şimdi bu testereli bölgeye e, yukarı doğru hareket takoz formasyonu. Alıcıların yukarı doğru her seferinde daha yukarıdan alış yaptığı bir bölge mevcut. Fakat yukarıda bulunan bölge sağlam bir bölge. Çok hacimli bir düşüşü burada hemen fark ediyoruz. Sağlam bir düşüş. Tepelerinde iğneleri çok kısa ve iğnelenmiş. Yani alıcıları boşaltmış bir bölge. Zaten testerenin mantığı eğitim videosunda söylemiştik. Alıcı kademesinin kaldırıldıktan sonra satıcıların yerleştiği bölgelerdir ve bu bölgeden zaten ilk etapta bir satıcı grubunu bulmuş. Şu tren çizgisi takoz aşağı doğru kırıldıktan sonra yeniden yukarılar test edilse bile yine satıcıların devreye gireceğini söyleyebiliriz. Ripple'da nispeten aynı şey mevcut. Burada bir bobin var. Eğitim videosunda aynı formasyonu euro dolarda görmüştük hatırlarsanız. Bobin test edilmişti. Sonra H1'deki zaman diliminde hatırlarsanız yeniden test edilip yine satıcı bulmuştu. Eğer burası kırılırsa yukarı doğru yine şu iğnenin bulunduğu bölgede satıcı beklememiz gerekir. Çünkü burası kaldırılmış bir kademe, alıcı grubu kaldırılmış, satıcılar devreye girmiş. Aynısını yukarıda defalarca gördük. Burada uzun bir iğne, satıcılar devreye girdi. Uzun bir iğne, satıcılar devreye girdi. Yine uzun bir iğne hacimli geçildi. Burası ihlal edilse bile ilk etapta satıcıların yukarıda yani 0.23, 0.24'lerde yeniden devreye girmesi muhtemeldir. Ayota bir tepki almış, aşağı doğru hacimli bir düşüş başlamış fakat yukarıdaki bölge çizilip yine takip edilmeli. Çok sağlam bir düşüşün olduğu bir bölge, kuvvetli bir bölge 0.2250 ve 0.2295 bandı oraya tekrar çıktığı zaman ilk etapta orada yine bir satış bulacaktır. BIST 30'da beklediğimiz seviye yukarıdaki 140.000 seviyesiydi. Buradan aldı kuvvetli alışlarla birlikte hedefimiz orasıydı. Fakat e, ons altında bir bölge çizmiştik. Eski analizlerimizi hatırlayanlar vardır. İğneli bir bölge. O bölge yukarı doğru kırılmadan 1520 seviyesine denk geliyordu yaklaşık olarak. Yukarı doğru kırılmadan satıcıların bittiğini söylemek zor demiştik. Burada da e, kısa vadede hemen şu bölgenin üzerine fiyatın atmasını bekleyeceğiz ki ondan sonra hedefimiz 140 bin olacak. Bu bölgenin üzerine atamadığı müddetçe de geri çekilişlerde yine engulflar şuradaki 124 bin 125 bin seviyesi takip edilecektir. DAX'ta kuvvetli pimbarlardan sonra son hafta son ay daha doğrusu Kasım ayının mum çubuğu altında hiç iğnesi olmayan ve önünü boşaltan bir mum çubuktu. Önümüzdeki ay belki en tepe noktası 13596.89'du. O bölgeyi de kırıp yeni bir tepe yapma ihtimali var. Çünkü yükselen mum çubuklar yani momentum yukarı doğru momentum hala gücünü koruyor görünüyor. Şişe camda hedefimiz 576 seviyesiydi. 576 seviyesinde kuvvetli bir satıcı grubunun olduğunu daha önce söylemiştik. Şimdi burada bir bobin bobine atılmış iğne ve hacimli geçiş yani bir testere var. Hedefimiz yukarısı fakat e, bu bölgede dağınık da olsa bir bobin. Buradan kısmi olarak yani 5-16-20 seviyelerinden kısmi olarak bir e, kar realizesi gelirse satıcılı grup burada olursa aşağıdaki bölge yeniden test edilip yani 4-66'lar 4-64'ler test edilip yeniden alıcılar burada devreye girip kuvvetli mum çubuklar yukarı doğru oluşabilir. Logo yazılımda hedefimiz 54-20 alt bandıydı. Burada uzun zamandır logo yazılımı analiz ediyoruz ve en dip seviyeden itibaren alışlardan bahsetmiştik. Alıcıların devreye gireceği bölgelerden de bahsetmiştik. Ve son ayda kuvvetli bir mum çubuk burada oluştu. Şimdi bu ay Aralık ayında özellikle buraya bir iğne bırakıp aşağı doğru hacimli düşme ihtimali kuvvetli. Alışta olan arkadaşlarım burada kar realizesine gitmesini öneriyorum. Tabii ki aşağı doğru çekilmelerde buraya 44 onlara tekrar indiğinde belki daha aşağılara 41'lere indiğinde yeniden bir alıcı grubu devreye girebilir. Tüpraş'ta oluşan bir bölge mevcut. Şu oluşumu sıkça bahsediyoruz. Bu nedir? Aşağıdaki iğneleri uzun, gövdeleri kısa. Yani bir yükseliş söz konusu burada. Fakat gövdeler çok küçük, iğneler çok uzun. Bunun mantığı şuydu. Aşağıdaki alıcıları, aşağıdaki alış kademelerini boşaltması anlamına geliyordu. Ve bu bölgenin hızlı bir şekilde kuvvetli şöyle bir mum çubukla doldurma ihtimali yüksekti. Ki burada zaten bir testere oluşumu mevcut. Yani buradaki bobin hacimli geçilmiş durumda. Bölge üzerinde kapanmadığı müddetçe yani 130.1 seviyeler üzerinde kapanmadığı müddetçe burada satıcılar baskın çıkacaktır diye düşünüyorum. Aselsan beklediğimiz bölge yukarıdaydı. Orası bir bobin 20.84 alt bandıydı. O bölgenin fakat o bölgeye ulaşmadan satıcılar devreye girmişti. Şimdi aşağıda yani şu an bir yatayda seyrediyor. Aşağıdaki bölgeye tekrar gidebilmesi için bir oluşum meydana geldi. O nedir? Kuasimodo. Yani birinci ayağı bu bir tepe, ikinci ayağı bu bir dip, üçüncü ayağı en tepe noktası ve dördüncü ayağı bir önceki dipten daha aşağıda ve beşinci ayağı ilk tepe noktasıyla aynı seviyeye denk geldi ve burada bir pin barla birlikte günlükte ve daha sonrasında hacimli bir mum çubukla düşüş meydana geldi. Bu bir müddet daha devam edebilir. Eğer yukarı doğru hareket olursa da zaten beklediğimiz bobinden 21-10-21-15-20 seviyelerinden yine bir satıcı bulacaktır diye düşünüyorum. Garanti bankasında hedefimiz hala güncelliğini koruyor. Yukarı doğru engulfun olduğu bölgede sağlam düşüşün olduğu bir e, oluşum mevcut. Hem engus hem tepesinde ve altında hiç iğnesi olmayan Maribozu Mumunun oluştuğu sağlam bir satıcının bulunduğu bir bölge oraya çıktığı zaman yani 10.54 ve 11.01 bandına çıktığı zaman yine burada bir satıcı grubu devreye girebilir. Yukarı yönlü strateji geliştiren arkadaşlar için 11.01 üzerinde haftalıkta bir kapanışı beklemek en mantıklısı olacaktır. Petkim'de daha önce şöyle bir gepli hacimli düşüş meydana gelmişti ve oradan 2 ya da 3 defa satıcı buldu. Şimdi şu içerisinde bulunduğu bölge yani buradan tepki aldığı bölge yine bir gepin olduğu ve hacimli düşüşün oldu ve daha öncesinde de iğnelenen bir bölge. Alıcılar gitmiş, satıcılar yerine gelmiş ve buradan yeniden satıcılar devreye girmiş ve bu hareket bir müddet daha devam edebilir ya da kısa bir geri çekilmede yine 3.72'lerden ki burası yine kuasimodo seviyesi oluyor. Buradan bulduğu satıcıyla aşağı hareket devam edebilir. Buradaki tepe noktası geçildikten sonra ilk hedef olarak da yine yukarıdaki 4 seviyesini artık telaffuz edebiliriz. Anadolu grubu holding daha önce bir analiz yapmıştık. En son borsayla ilgili yaptığımız analize bu vardı ve buradan bir pin bar bırakmıştı. Aşağı doğru hareketi bekliyorduk. Aynı BIST 30'da olduğu gibi yine bir mum çubuk bıraktı fakat Tekrar yani aşağı doğru bir hareket devam etti fakat tekrar geri toparlandı. Bölge üzerinde kapanmadığı müddetçe o seviye 18.48 olacak. Onun üzerinde kapanmadığı müddetçe buradaki düşüş devam edecektir görüşündeyim. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.